Vallahi bir kaçırsan var ya kol bacak götürür ha. Ya keskin dur onlar. Vurdumu keser. Ben normal değilim. Ya ben tek çalışıyorum artık ya. Spor yapıyorum. O son olarak ikinci yerde kurması için mi oraya alınıyor yoksa? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Deniz'le Ahmet abi sabah buluştular. Burada hanımlar kışlık için hazırlıklar yapıyorlarmış. Şimdi ben de dahil oldum mevzuya. Oraya doğru gidiyoruz. Ben de sabah Ahmet abiyle bir fındıklığa gittim. Biz Ahmet abilerin evine doğru giderken siz sabah yaptıklarımızı izleyin. Oradan Ahmet abilerin evde buluşuruz. Bu arada Ahmet abi kim? Ahmet abi burada salça... Salça çekiyor. Evet. İki önceki videoda evet, olan. Evet, önceki videomuzda var Ahmet abi. Evet arkadaşlar, Ahmet abi beni almaya geldi. Bu arkadaki canavarla birazdan fındık budamaya gideceğiz. Allah. Tamam abi, oturdum. Bak 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 bak, gidiyoruz bakalım. Dönüm 7,5 dönüm amcamın, 7,5 evet, dönüm babamın. Şimdi ne yapacağız Ahmet abi bugün? Ben şimdi bugün burada dal kesiyorum, fındık dalı. Yani sık olan dalları kesiyorum ki bu her sene kestikçe fındık genişliyor. Daha iyi versin diye. Tabii yani sık dal pek randımanlı olmuyor. Onun için mecburen her sene tımar etmek zorundayız. Neye göre kesiyorsun peki abi? Sıklığa göre işte, yani birbirine değmeyecek dallar böyle. Hani ince olacak. Olanı mı kesiyorsun, kalın olanı mı? Fark etmiyor yani, yerli yerince olmayan hepsini kesiyoruz yani, kalın olması önemli değil. Genç de olsa yerinde değil, uymamış. Bu fındık abi böyle kestikçe her sene kalınlaşıyor o zaman. Kalınlaşıyor, genişliyor, yine aralarını kapatıyor. Yine her sene geliyorsun. Aşağı yukarı nasıl diyeyim? Bir fındık dalının ömrü 15-20 sene fındık verir rahatla. 25 seneye kadar bir dal fındık verebiliyor yani. O zaman abi bu kökü önemli değil mi bunun? Tabii. Yani o kökü çıkıyor. Dallar normal, tabii, ince her dal. Sene bunların normalde filiz al çıkıyor bunlardan. Filiz bıraktığın zaman onlar dalları kesiyorsun, filiz bırakıyorsun. Onlar da büyüyor, onlar yeniden dal alıyor. Bunu yapmazsan sonra mahsul alamıyorsun değil mi abi? Bunu yapmazsan randıman olmaz fındık. Besleyemez kendini sık dalda. Güç istiyor dallar biliyorsun. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim abi şimdi? Sen şimdi odun istiyorsun değil mi? Yani odun olursa tabii güzel olur abi. Evet, burada ben sana şimdi kuru odun adam da yükleyeceğim de. Sen şimdi sırlayabilirsin mesela. Sırlamak ne demek abi? Dalları. Şimdi bizim bir... baltacımız var. Evet. Bu dal sırlamak için üstü. Sen bana gösterirsen evet. Abi ben yaparım. Şimdi bu dal sırlamadan balta ekese kendimize doğru tutmuyoruz. Yani dışarıda bu şekil çok randımanlı bir şekilde ince yerine kem tutma şekilde atarsın. Bunu kayıp sobada yakabiliyoruz. İncelerle pek uğraşmıyoruz normalde. Fındık odunu güzel yanıyormuş abi, öyle fındık dediler. Fındık odunu çok güzel yanar. Yağlı olduğu için kalorisi de yüksektir. İyi ısıtır yani. Evet. Tamam abi, ben ona geçerim şimdi. Sen ver abi bana. Bu şekil. Deniz pek kendine doğru tutma onu da. Tamam. Şeydir yani, keser dalını. Acı çekersin. Hı.
Şimdi bana bakıyorsun değil mi abi? Ne yapıyor bu? Genelde Deniz, genelde o şekil pek randımanlı kesemezsin. Bak onu bu şekil bak. Şu şekilde kalsın yani böyle daha kuvvetli olsun. Kendine doğru tutma dediğin yani bir şey yapamadım. Kendine doğru tutma dediğin yani dalı geri geçe bu şekil. Daha kolay. Tamam. Şimdi sen güzel olmadıysan hani ondan yoksa sıkıntı çekmezsin. Kez elimi alıyorum abi. Tabii evet. Yapa yapa öğreneceğiz, onun için geldim. Bir de yapma derler. Ahmet abi gibi randımanlı olmuyor ama ufak ufak yapıyorum. Vallahi abi bir kaçırsan var ya kol bacak götürür ha. Ya keskindir onlar, vurdu mu keser. Onlar yani ille biz bir tarafımızı kesiyoruz yani yine de. yine de kesiyoruz yani bir tarafımızı. Yani şey. Oluyor yani o ama şükür öyle büyük şey yapmadık yani. Aman ufak tefek. Şükür. Arkadaşlar köyde yaşamak kolay değil. Çalışmamız gerekiyor. O nacak da öyle kolay gibi gözüküyor ama çok keskin, insan korkuyor. Bir kaçırsanız böyle bacak macak, parmak vesaire önde ne varsa gider yani. Bileğimden kalın dalları böyle abi tek vuruşta, ben 2-3 vuruşta indirebiliyoruz çünkü. Ufak ufak biriktiriyorum bakalım odunları. Evet abi, oradaki kurular bitti. Buralardan çekip çekip yapayım mı? Yapabilirsin. Bunları zaten hepsini yani biz çekip sırlıyoruz, yakıyoruz ufak dallarını. Odunlarını ayırıyoruz. Bunları temizliyoruz. Bu şekilde dallı. Bunda konuşu dağıl yayıl oluyor böyle. Kötü olur yani. Bunda temizlenmesi. Ben yani oradan başlıyorum o zaman abi. Bazı ufak kesimde şey vardır, bir söz vardır. Nasıl gel? Yan gel ya topla sat. Fındıkta bir tavır ama öyle bir şey yok yani. Hizmet yapacaksın bunu. Hizmet yapmazsan, çalışmazsan bunu karşına alamazsın. Abi emeksiz yemek olmuyor. Olmaz yani. Fındık hizmet ister. Evet, Ahmet abi buduyor. Ben de aralardan büyükleri bulup alıyorum. Sağ olsun sanki benim için de biraz kalın dalları kesiyor. Bakın şurada güzel dallar var. Kaç tane. Deniz sen iyi bir yere gelmişsin ya. Güzel oldu. Memleket neresi? İstanbul abi benim doğma büyüme. İstanbul. Bilmem. Kök? Baba tarafı Balıkesir, anne tarafı Urfa. Balıkesir Muhacir. Şimdi Güneydoğu Anadolu'yu konuşmaya gerek. Babanın tarafı Balıkesir Muhacir'dir. Ben askerlik yaptım. Şey abi benim anneanne de babaanne de Selanik göçmeni. Tamam Muhacir işte. Türkmen. Daha doğrusu Muhacir diye bir millettir. Köşedene Muhacir deniyor. Türkmen. Biz Oğuz boyu Türkmeniyiz. Balıkesir. Deli Ormanlıyız biz. Adam bana dedi ki ben dedi Karadeniz'im Lazım. Ben Deli Ormanlıyım. Koca Yusuf'ta Kurt Dereli memleketten gelmiş dedem babası dedim. Bulgaristan. Yunanistan aynı onlar. Onun üzerine kimse çıkamaz dedim. Bunlar Cihan Pelvanı. Kurt Dereli ile Koca Yusuf. Aynen abi. Sırtı yere gelmemiş Allah aslanı bunlar. Onun üzerine kimse çıkamaz dedim. Çünkü dedemin babası
Mavi gözlü, kapılardan geçerken omuzları çarpıyormuş. Baş parmak gibi damarları var diyor. Bir dede buradan bana söyledi. Terzi Mustafa. Kapılardan geçerken omuzları. Ne insandı diyor ya. Annesi küçük. Parmak gibi damar olur mu el üstünde? Kemik. Göbeksiz. Benim gibi bir eli varmış. Kırkpınar nerede? Bulgaristan tarafında. Akiki Kırkpınar. Orada. 40 tane pelman Osmanlı cenk'e gider ki Avrupa'ya. O zaman kılıçlarla herkesin eşi var. Seninle boğuşuyoruz biz hep. Bunlar ikisi boğuşuyor. El avuca gelmez bu adam. Ve iki tanesi Yenişemen'e çatlıyorlar. Gömüyorlar dönüşte. Cenk'i kazanıyorlar. Dönüşte arkadaşlarına dua yapıyorlar. Bir geliyorlar iki mezarın arasından su çıkmış şırşır akıyor. 40 tane pelvanın. Orada. İkisi orada şehit. Abi ilk şehit defa duydum hikayesini. Güreşirken ve Kırkpınar orada şimdi. Düzenlemesi Edirne'de. Veriyal'da, sınır kaldı ötede. Bu yüzden. Yani Osmanlı nereye kadardı? Viyana'ya kadar Osmanlı'nın. Tabii. Nereden gitti dedelerimiz? Konya'dan gitti. Cumhuriyet biz kurulara daha 100 sene yeni. Su katılmadık. Yeni işte bu sene gibi yeni 100 Türk sene. Türk oldu Türk'üz biz. Seneye 100 sene daha yeni. Ne güzel abi. Hiç şeysiz. 5 tane 100 ve lazım. Ve benim birader olur. Bu çok çenecidir. Biz Osmanlı'nın en temizleriyiz. Anladın mı? Hak yemeyiz. Hak da istemeyiz. Bu. Bu vermek yok. Yaş 70'e yaklaştı. 68 yaşında. Abi durursan yakalıyor arkadan. O yüzden hep hareket edip koşmak lazım. Adam dedi ki kafası kel dedi bunu. Ben donatımdan emekliyim. Ziraat aletleri. Devlet fabrikası kapandı. Şimdi dedi işi bitmiş. Sen stajyerler var bizde. Sözleşmeli işli. Ne anlatıyorsun dedi bir apo var. Hangi bir hareket yapsın biriniz yapamıyor. Ayağı uzattım. Tak çöktüm tamamen kalktım. Yapsanıza dedi. Adam ayağı uzatıyor düşüyor genç. Kol vermiyorum. Hala spor yapar. Niye? Her sabah. Her sabah. Maşallah amca. Bu ama var. Duvara tırmanır bu. Ha pişmeden gidiyor. 2 metre düz duvardan geçiyorum. Pentatlon birinciliğim de vardı. Pentatlon birinciliğim de vardı. Elazığ'da 74'te biz askerdik. Hazır. Avcılık da yaptım. Babam da avcuydu bu köyde. Yani şunu diyeceğim. Hala kol vermiyorum. Her sabah spor yaparım. Ben. İşte abi durursan amacın biterse gidiyorsun. Yani çalışmak. Spor. İşleyen demir ışıldar abi. Boşuna dememişler. Yorulmak nedir bilmiyorum. Ben şimdi bu işte hiç yorulmuyorum. Balta sallıyorum bak. Neden? Abi alışkın olunca işte insan her gün yapınca. Kaslarım adam akıllıca. Makas tamircisiydim askere kadar. Hep balyoz salladık. Ama elim artık şey yapıyor. Bazen böyle şeye gelmiyor, sallanıyor yani. Elimde değil. Hap aldım içtim fayda etmiyor. Bu böyle gider. Ya zaten ölmeye geldik. Allah uzun ömür versin amca. Maşallahım var çok. Amin şükür. Allah hepimize sağlık, sıhhat, çoluk çocuğumuza İnşallah sağlık, sıhhat versin ya. Senin yaşında abi bu kadar sağlıklı dinç oluruz diyelim maşallah. Şu anda ben askere gireyim. Eğer askerlerden aşağı kalırsam namertim. İnan ki. Maşallah abi. Şu anda sürünürüm. Dirsem üzerinde giderim tabii. Benim yanımda takılıyorum. Ve pentatlonda da şu anda gideyim. Çok genç gidemez. Geçen sene torunların topu kaçmış. 2 metre düz duvar. Merdiven arıyorlar. Kaçın dedim deden bir denesin bakayım. Çıktım 2 metre. Belver dükkanın üstü asır beton. Çıktım ya şaşarsın. Düz duvar ya suvalı duvar. Demek ki şu anda ben 2 metre avludan düz yerden arkaya geçerim yani. Geçersin. 3 metre amca istiyorsan yaparsın. 3 metre yerden atlayan bir şey olmuyor. Maşallah. İyi Allah razı olsun. Sen gene de dikkat et amca. O anlıyor maşallah. Ben mobilyacıyım arkadaş. Ben mobilyadan anlarım. Benim işim ahşap. Ben fındıkçıyım. Ben tıp oturuyorum. Takılıyorum. Ne mobilyası Deniz amca? Deniz miydi? Deniz abi. Ben ahşapçıyım. Modelsa mobilyacı. Modelsa mobilya. Modelsa. Modelsa. Modelsa mobilyacı. Zeki Kuvanda'ya çıkacak. Tamam. Ben yayınlayacağım da bunu. Belki sana gelen de olur abi bizden. Ya ben tek çalışıyorum artık ya. Spor yapıyorum ben. Çok fazla iş yapamam ben. Keyfi. Keyfi, keyifli. Keyifli paralı müşteri lazım bana. Anladın değil mi? Öyle. Benim işim öyle. Hani ben de yatak olur. Öyle 20-30 lira değil. 150-200 atıyorum. Öyle takılıyorum. Oyma. Klasik. Sen tam ahşap sunta falan takılmıyorsun abi. Tamam. Çok sunta da var. Kaplama tarzı. Ama sıkışınca para işsiz kalınca lambda yapıyorum. O hazırlardan da yapıyorum. Ne yapayım?
Abi hayat zor. İnsan her şeyi yapar. Hiçbir şey yapmam dememeli yani. Şu anda çok zorlaştı. Parayı aldığını görüyorsun, verdiğini görüyorsun. Bitti. Biz de durmuyor. Biz liman. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Abi çok pahalandı her şey vallahi. Çoluk çocuğumuz var. O var. İnşallah inşallah. Torunum var. Var benim de abi iki tane. 16 aylık torunum var. İki tane, bir tanesi daha abi 2 aylık, bir tanesi 2 yaşında. Maşallah. Allah bağışlasın. Ne güzel. Teşekkür ederim. Yaş ya bunlar. Evet abi. Bir zaman konu kurursa işte biraz zaman geçecek. Hemen yaş çabuk yanar ama bir yere benzemez. Kuruyup düşeceğiz ya. Hayat bu. Abi şu arkaya doğru indirelim. Silor diyorlar bizde. Evet, Ahmet abi bizi buraya davet etti. Ahmet abi ne yapılıyor? Sen anlat tabii. Ya burada hanımlar daha iyi biliyorum da hamur yapılıyor. Yiyecek için. Pişiriliyor. Arasına ekşimik falan bir şeyler koyuyorlar peynir gibi evet, falan. Evet. Ramazan'da için. Genelde çok yapılır bu. Evet bizde de Ramazan'da yapılıyor. Siz nerede? Benim memleketim Artvin teyze. Artvin'im ben. Bu da eski yapı. Bu da en az 50 yıllık yapı yani. O zaman ağır. Ahır olarak kullanılıyor. Burada da samanını falan koyuyorsun. Orada 3-4 tane hayvan alır. Ufak o zaman. Burada bakılırdı ama şimdi yenisini yaptık oraya geriye. Buraya mı bağlanıyor direkt? Şu an durduğumuz yere mi bağlanıyordu hayvanlar? Yok. İçeri buradan kapısı var orada. 4 tane hayvan bağlanıyor orada. Burada kışın, yazın meraya götürülüyor. Akşam getiriliyor gene. Erişte ben güzel kesiyorum. Ince kesiyorum. Onu bir de ince yapıyormuş herhalde hamur. Onun hamurunu bilmiyorum. Aynı hamurdan yaptık. Ha, bu hamurda. Aha, aynı hamurdan yaptık. Bizim makarnanın hamuru farklı oluyor. Öyle mi? Ama şey, sütle yoğurdu sadece. Yok, kardeşim ya makarna. Erişte bundan sütle. Ama. Böyle. Erişte makarna gibi pişir. Öyle pişir. Ama yeni olma yumurta süt konuyor. İşte kışın sonunu görmedim. Biz erkenden bitirdik. 2 günde bir yapıp. Bizde şey yapılıyor. Pilav yapılıyor. Elde böyle tekne içinde. Pilav mı? Normal yuvarlak. Hani ne diyorlar ona? Kuskus. Kuskus deniliyor. Kuskus. Onu ben çok seviyorum mesela. O çok güzel olur. Burada yumurtalı onun şey yapılır. Burada elde yaparlardı onu önceden. Ahmet abi işte geçen sene biz 10 kilodan yaptık. Bir ay mı yetti bize? 1,5 ay mı yetti? Ay geçti gördüm parayı. Ne? Ya bizi götürüyorlardı küçükken öyle. Bizimkiler de hayvancılık yapıyordu Ahmet abi. Babaannemlerde vardı 30 tane büyükbaş hayvan vardı.
Bizde yerlere çıkarlar böyle, o yüzden küçük baş çok olmaz bizim orada, yabani hayvan çok oluyor. Ondan sonra büyük baş hayvan işte hazırlı olur, işte otlar biçilir bilmem ne, bütün yaz uğraşırsın. En son böyle çocukları arabanın kamyonun üstüne oturturlardı. Bizim şimdi Mısır'dan sıvaj yapılıyor. Şimdi. Mısır yeşil sütlüyü geçince onu kıyılıyor. Salama hayvan. Bizde yapmıyorlar. Yayla da pek bir şey yetişmiyor. Bu bizde onsuz olmaz ya, bizde çok yapılır o. Evet, ben gördüm böyle beyaz sarılmış yollarda sorun. O şekil bir de romantala dökülüp naylon örteriz. Etrafını kumla kaparız. Turşu daha gibi bir şey oluyor değil mi? Turşu oluyor. 40 günde gibi olur yani. 40 gün sonra açabilirsin onu. Hayvanlara verebiliyoruz onu. Böyle yağlayıp da yiyorsunuz değil mi? Yersiniz. Öyle de yapıyoruz. Yani illa yaparlar böyle pişerken. Çay demlensin de. He, çay demlensin. Öyle camdandır kızımdan. Geliyor bak öpmeye herkesi. Gelin benim acım seni. Gelin benim. Gelin Pelin, gelin Pelin. Sarılma gibi. Ne kadar can olmuş be. Filiz sen ne yapacaksın? Açamıyorum ya. Keşke açabilsem. Bak beni de açıyorlar. Valla maşallah. Öğreneceğim ama ya. Biz sobada yapmıştık. Sobanın üstüne böyle sarılmıştık. Evde yaptık. Reyhan abla düşür. Mia'cığım gel buraya, gidemezsin ama. Hayır gitmesin. Köpekler vardı. Hayır ayakkabını çıkarma. Giy. Giyiyorum da giy. Teyze ayakkabı giydiremiyoruz ya. Ayakkabı giydiremiyoruz. YouTube. YouTube'da. Ahmet abiyi yayınladık iki video önce. Salça yaparken. YouTube'da. Bence sizde hani izliyoruz bir şey. Onlar da böyle. Öyle. O son olarak ikinci yerde kurması için mi oraya alınıyor yoksa? Mia aşkım neredesin ama? İzinsiz çıktım bak. Gel. Gel içeri. Gel annenin yanına hadi. Terliklerini de ters ters giymişsin. Hadi geç içeri. Çuval alıp bitene kadar kullanıyorum.
Ekmek yapıyorlar. Daha bereketli. Minik mavişim de burada benim. Kalabalıklaştıkça daha böyle kalabalık gidiyoruz çekimlere de. Çok sıcak bir ortam var her türlü. Hem samimiyet anlamında gerçekten sıcak bir sıcak. Hayır, bugün gün şey de sıcak, dışarı da sıcak. Oraya çok sıcak vuruyordu ama gene buraya vurmuyor da. Evet, güneş vuruyor ya o zaman. Yürürken bile dedim ki maşallah bugün güneş yakıyor yani. Aslında Filiz, bizim de yavaş yavaş hazırlıklara başlamamız lazım aslında. Kış için değil mi? Yapacaksak eriştedir, tahranadır. Tahranada daha yapmadınız mı siz? Yapmadık da. Biz çoktan yaptık. İşte. Bilmiyoruz ki ablam. Ha? Biz bilmiyoruz ablam. Biz hiç bilmiyoruz. Tahranayı daha iki yıl yaptık. Deneyeceğiz. Şey, okula çok şey yazıyor. Tarifle. Burada tahrana burada olmaz. Böyle ovma tarhana yapın dedi yani, geçen gün. Ovma tarhana yaparız, yaş tarhana yaparız. Ovma ben hiç. Biz ovma yapmam yani, ben yaş tarhana yapıyorum. Bizim bu genelde hep yaş tarhana yapıyoruz. Biz öyle öğrendik. Anneannelerimizden. Babaannelerimiz öyle yapıyordu, annemiz de öyle yapıyor, biz de öyle yapıyoruz. Eyvallah gelsin. Eyvallah gelsin. Yaş tarhana da... Nereye gittiler yani? Evet, ya bizim hamurları da yavaş yavaş yapsanız olur yani. Çay demleniyor. Bugün biter mi? Kapatsana kızım sen ne arıyorsun? Sevdin mi Mia? Tamam tamam öyle olsun. Yeni taşındık. Şeye atıyormuş kız, Yusuf'a mı nereye? Yusuf'a. Biz bir kere bir program yaptık geçen gün. Adnan abla sen ona, şey, baktın mı ona sen? Baktım. Kara falan varlığında kara. Kara dedi ki bana, dur ben de sana bir şey göstereceğim. Abi ben şimdi seni görünce şaşırdım. Allah Allah, Afet abi. Ama sizi burada gördüydüm ben. Ama evde büyük televizyonda daha güzel oluyor. Vallahi. Valla evde yani büyük televizyonda açtım daha güzel oluyor. O yemek yiyordu, telefonda dedi ki dur ben sana bir şey göstereceğim. Dedi, bak, baktım Afet abi. Sonra baktım hepsine baktım, Adnan dayı falan. Lan gelmedi mi? O videoyu çektiler. Ertesi gün gördüm Adnan abi. Bugün de mesela Ahmet abi sanki daha önceden tanıyormuşum, görmüşüm gibi geldi. Hani videodan gördüm ya. Hala pişiyor. Gittik zekam çamlada Mustafa amca orada fındık kesiyorlardı fındıklıkta. Mustafa amcam da bayağı konuştu gördüm. Hadi. Normal tanelik mısır. Bunu hayvanlara ayırdım. Bir iki ton kadar var işte bu. Değirmende karşı ama arpa dolu. Aha. Arpa, mısır. Bunları hayvanlara mı vereceksin abi? Hayvanlara veriyoruz. Öğütüp, bunları öğütüp öyle veriyoruz hayvanlara. Kurusun diye bunu bu şekil koyarsam çürür. Aha. Biraz rutubetli bu şimdi. Bunu yaylık hayvanlara ayırdık. Bu yine yem karmamız. Hem traktör hem ceyranla çalışıyor. Sanayi ceyranla. Yok, sen güzel sistem kurmuşsun abi. Ya. Tam böyle her şeyi yapabilirsin. Yani içine girmeden buradan hayvanlara rahatla bakabiliyoruz buradan. Yemleri önüne döküp günde bir sefer yalnız altlarını temizlemek şartıyla. Onda gübre yapıyorsun. Gübresini romorku, gübre romorku çekiyorum buraya. Romork atıyoruz. Romork dolduğu zaman tarlaya gübre olarak kullanıyoruz yani gübresini. Bu hali alıyor işte. Dışarıdaki değil mi abi? Dışarıdaki mısır, arpa bu. Bu değirmen ödü ve süper besin desir, yemle arpayla mısır. Evet. Orada bir fareyi sıkıştırdı herhalde abi. Bırak ki oğlum, bırak, yok orada ayvayı salma ya. Bırak, yok orada, gitmiş o. Ya sana kendisini gösteriyor abi. Bak diyor, ben bakıyorum diyor tabi. Fare geçiyor ya, onun için yapıyor o. Tutuldu fare. Rocky. Çok avcı ya, çok fareyi de öldürüyor yani, yakalar kadar. Deniz yarısını yıktık evi şarmak için. Bizim bu yaşa kadar ömrümüz bu evde geçti. Abi yok, düzenin çok güzel. Yani inekler var, kurutmak için yer var, kümes için yer var. Geniş avlum var. Burada her şeyi yaparsın. 1500 metre, 1,5 dönüm bu evin bahçesi. Ama ufak gelmeye başladı. Çünkü takım taklavaç oldu. Hatta benim bir bahçe daha var. Bütün takım taklavaçın yarısı da orada duruyor yani. Yer koyamıyorum burada. Domatları kışın kurluğa çekmemiz gerekiyor. Onun için ufak gelmeye başladılar artık bahçeler.
Baba mı dizdi abi biberleri? Babam dizdi. Onun içini kurutup kışın yemeklerin içine atmak için. Sizin burada biber güzel oluyor abi o zaman değil mi? Domates olmuyor, biber oluyor. Domates oluyor da yani kısa sürüyor domatesin ömrü. Yoksa oluyor yani, olma oluyor bir yana ama bahsıra vuruyor. Hani ya, ne yaptınız, ne ettiniz? Çekim yaptık, o hamur yedik. Hamur yediniz, ne, bize yiyecek bir şey yok mu? Ya hamur yaptırırsın sana ya. Yani. Yok benim vaktim yok, ayıp edin mi abi? Ya ne bileyim, Mücahit ses çıkmayacak dedim, işi çıktı herhalde. Mücahitsiz bir videomuz olmasın ya. Mücahit. Selam dostlar. Yok ben geçiyordum. Yani Zerenin tahlilleri vardı değil mi bugün abi? Aynen, hepsi evet. İyi çıktı şükür. Endokrin değerleri, tiroidler, değerler düzgün çıktı. İki ayda bir kontrole gidiyorduk. İyi çıktığı için 6 ay sonrasına tekrar. Maşallah. Sağlık doktor bu sefer. Sevindirici bir haber aldık. Güzel. Ama İç nasıl huzur buluyor değil mi ama? Kesinlikle öyle. Ha. Çünkü o değerleri dengede tutmamız lazım. Beyinsel gelişimi durduruyor dengeler bozulduğu zaman. Beyinsel gelişim durunca da aldığı rehabilitasyon, diğer eğitimlerin hepsi çöpe gider. O yüzden sevindirici bir haber aldık. Nedim abi. Teşekkür ederim. Yine dolu dolu bir gün geçirdik aslında. Evet. Mücahit sağ olsun, Ahmet abi sağ olsun. Burada köyü sonuna kadar yaşıyoruz. Hissederek yaşıyoruz. Güzel oluyor. Belki ilk kez bu videoyla tanışmış olabiliriz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Ayrıca yorum yazıp videoyu da beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevdin mi Mia? Hmm. Mia'ya bak Mia. Mia'yı görmen lazım Filiz. Avuç avuç. Evet, burada Mia yiyor. Döktüklerini de aşağıda fıstık yiyor. Ya bunu yazıyoruz burada, görmüyor musun? Allah Allah. Ne çekim şimdi bu? Sensiz de yapamıyor Ahmet abi. Ya bensiz hiç duramaz ya. Bu kadar yani bana düşkün bir köpek. Ya inan babam bile diyor kızı ya bu diyor adam bunu bu senin peşine mi ayrılmıyor diyor. Hep seni gözetliyor diyor. 10 dakikada bir kontrole geliyor Ahmet abi. Belki kaldın mı römorkta? Hadi gel. Gel traktöre pin hadi. Pin hadi. Pin. Hadi. Hadi bakalım. Ahmet abi her yere alıştırmış. Rakı her yere. Orası traktörün hastası. O orada duracak. Orada yatar o. Nereye gider? O da kafayı kaldırmaz. Ava falan ne? Yani onun için traktörle götürmediğim zaman darılıyor. Arkasını döndürsün. Rakı. Rakı. Miyam ne yapıyorsun orada aşkım? Ne yapıyorsun? Çocuk mu?